Sevgili seyirciler, Haberaks TV ekranlarında gündem özel programıyla birlikteyiz. Bu akşam çok değerli bir konuğumuz var. Gençlik ve Spor Bakanı, Samsun Milletvekili Sayın Akif Çağatay Kılıç. Sayın Bakanım hoş geldiniz. Hoş bulduk. Gündem özel programında Haberaks TV genel yayın koordinatörü Sayın Fatih Korkmaz da birlikte yapacağız. Sayın Bakanımıza sorularımızı yönelteceğiz. Türkiye 1 Kasım seçimlerine giderken gündemi değerlendireceğiz. Ve Sayın Bakan'ın yatırımlarını ve Samsun vizyonunu ve daha birçok şeyi bu ekranlarda sizlere sunacağız. Evet Fatih Bey, siz de hoş geldiniz. Hoş bulduk. Sayın Bakanım'a hoş geldin diyelim tekrar. Kendisi uzun zamandır Samsun'da çalışmalar yapıyor ama stüdyomuza yeni geldikleri için kendisine hoş geldiniz. Hoş bulduk. Evet, başlayalım. Aslında bu programı 10 Ekim Cumartesi akşam yapacaktık. Ancak malum o acı olay yaşandı. Bugün yapıyoruz. Bir Türkiye'nin bu kadar acının içerisinde bir büyük başarısının yaşandığı bir akşamın ertesinde siz de Gençlik ve Spor Bakanısınız. Milli takımımız bir mucizeye imza atarak Fransa'ya direkt katılma şansı yakaladı, hakkı elde etti. Bu konuda değerlendirmenizle başlayalım. Önce mutlu konulardan bahsedelim. Sonra acılara geliriz efendim. Tamam. Tabii tüm seyircilerimize hayırlı akşamlar diliyorum. Gerçekten dün akşam A milli futbol takımımız büyük bir başarı elde etti. Başlandığı zaman 2016 Fransa Avrupa Kupası için ilk başladığında elemeler tabii biraz şanssız, beklemediğimiz sonuçlar aldık. Fakat daha sonra azimle ve gayretle yoluna devam eden millilerimiz dün akşam itibariyle doğrudan katılım hakkını elde ettiler. Tabii dediğiniz gibi bu dönem içerisinde zor bir dönemden geçiyoruz Türkiye'de. Biraz olsun bizi tebessüm ettirdiler. Bundan dolayı da kendilerine buradan tekrar teşekkür ediyorum. Gerçekten tüm takım teknik heyetle, yönetimiyle olsun, Futbol Federasyonu olsun bir araya geldi. Toparlandılar ve böyle bir sonuç çıktı. İnşallah 2016'da Fransa'da da iyi bir sonuca imza atarız ve Türkiye olarak Türk futbolunun olması gereken yerde olduğunu tekrar tüm dünyaya gösteririz. Maçı seyrederken siz de zannediyorum son derece heyecanlıydınız. Tabii bayağı çekişmeli bir maç oldu. Bu anlamda oyun da iyiydi. Rakiplerin tabii maçlarını da takip etmek durumunda oluyorsunuz. Yani sonucun nereye gideceğini görmek anlamında. Dolayısıyla heyecanlı bir maç oldu. Güzel bir maç oldu. Fakat gülen taraf olmak tabii ki en büyük mutluluğu veriyor. Efendim ilk 5 maçta çok kötü bir milli takım şeyi gördük, sonuçları gördük. Son 5 maçta da süper bir milli takım sonuçları gördük. Yani 5-5 böldüğümüz zaman. Siz ilk zamanlarda bir umutsuzluğa, ümitsizliğe düşmüş müydünüz? Açıkçası ümitsizlik demeyelim ama tabii beklenen sonuçların alınmaması insanı bir düşünceye sevk ediyor. Ama takımımıza güvenliğimizi, inancımızı hiçbir zaman kaybetmedik. Oyuncularımıza olsun, teknik kadromuza olsun. Bu anlamda hiçbir zaman güvenimizi ve inancımızı yitirmedik. Futbolun 90 dakika olduğunu biliyoruz. Her maçın kendisi içerisinde bir final olduğunu biliyoruz. Ve bu inançtan yoluna devam eden milli takım işte getirdi. Bakın burada kimsenin de belki çok fazla imkan veya şans vermediği bir noktada playoff oynamadan doğrudan Avrupa Kupası'na katılım hakkını elde etti. Dolayısıyla inancın, birliğin ve beraberliğin bir başarısının olduğunu düşünüyorum. Ve gerçekten biz futbolcu kardeşlerimize olan güvenimizi hiçbir zaman yitirmedik. Onlara olan inancımızı yitirmedik. Böyle de bir başarıyla bizi sevindirdiler. Tabii bu başarının gelme dönemi de çok önemliydi. Çünkü evet. Cumartesi günü Cumhuriyet tarihinin en vahşice, en haince, en melun terör saldırılarından biri yaşandı. Ve bugünlerde de her ne kadar yayın yasağı da olsa tabii biz içeriğine girmiyoruz ama
sorumlular belli oldu ve üzerine gidiliyor. İlk duyduğunuzda ne hissettiniz Sayın Bakanım ve bu terör eylemini nasıl bakmamız gerekiyor? Çünkü devamında bir takım iddialar da gündeme geldi. Bu perspektiften bakınca nasıl görmemiz gerekiyor? Siz nasıl gördünüz? Tabii öncelikle bu terör saldırısında, haince terör saldırısında hayatını kaybeden tüm vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet diliyorum. Şu anda hastanelerde, Ankara'nın çeşitli hastanelerinde tedavi gören ve şifa bulmak için orada bulunan tüm vatandaşlarımıza acil şifalar diliyorum. Ailelerine de sabır diliyorum. İnşallah en kısa süre içerisinde sevdiklerine kavuşurlar. Vefat eden vatandaşlarımızın ailelerine de Rabbim sabır versin. Tabii bu sizin de dile getirmiş olduğunuz gibi çok hain bir terör saldırısı. Ve şunu da açıkça dile getirmemiz gerekiyor ki bu Türkiye'ye yapılmış bir saldırıdır. Bu milletimize yapılmış bir saldırıdır. Türk milletine yapılmış bir saldırıdır. Dolayısıyla bir kere hepimizin şunu çok iyi anlaması gerekiyor. Türkiye sınırları içerisinde, Türkiye Cumhuriyeti sınırları içerisinde gerçekleştirilen bu saldırıda belli bir grup, inanç, zümre veya siyasi düşüncenin değil, Türkiye'nin demokrasisine, Türkiye'nin devlet yapısına, Türkiye'nin tarihine, bütün değerlerimize yapılmış bir saldırıdır. Ve bu anlamda biz zaten, bizi en çok aslında hükümet olarak üstümüzde sorumluluk olarak olan konulardan birisi faillerin kim olduğunun ortaya çıkması. Şu anda bu araştırmalar hızlı bir şekilde devam ediyor ve ciddi anlamda da belli noktalara gelinmiş vaziyette. Ama şu anda bunlar üzerinde yetkili olan kurulların ve kişilerin dışında kimsenin konuşmaması gerektiği noktasında ben orada duruyorum. Ama biz hep şunu söyledik bakın Erdem Bey, Cumhurbaşkanımızın hem genel başkanlığı hem başbakanlığı döneminde, başbakanımızın başka bakanlık döneminde, Cumhurbaşkanımızın şu an hep şunu dile getirdiler. Terörün dili, dini, ırkı, milleti olmaz. Terör terördür. Ve vurduğu zaman ayrım yapmaz. Bunu en açık şekliyle Ankara'da maalesef yaşadık. Ha, buraya gelirken ki bu olay yaşanmadan önce biz bu uyarıları yapmıyor muyduk? Yapıyorduk. Ama artık herkes şunu bilmeli. Yani siyasetçiler olarak bizim görevimiz böyle bir saldırıdan sonra milletimizin birliği ve beraberliği ve sükuneti sağlayarak olayın üzerine gitmek. Yaralanan vatandaşlarımızın ivedi şekilde bir an önce sağlığına kavuşmasını sağlamak ama bir yandan da olayı aydınlatmaktır. Şimdi bakın, burada ben açık söylüyorum. Bu saldırıdan çok kısa bir süre sonra yine konuşanlar oldu. Tabii burada Sayın Başbakanımızın saldırıdan sonraki bakın ortaya koymuş olduğu yaklaşım. Bazı sorumlu siyasi liderlerin ortaya koyduğu yaklaşım. Bazılarını hariç tutuyorum, onlara geleceğim. Ama Sayın Cumhurbaşkanımızın ortaya koymuş olduğu duruş, bizlerin ortaya koymuş olduğu, hükümet olarak ortaya koymuş olduğu duruş ve vatandaşlarımızın içerisindeki sağduyu. Buradan bizi çıkaracak olan budur. Ama bazıları maalesef tutup bu saldırının üzerinden dahi bir takım siyasi çıkarlar, bir takım siyasi kazanımlar elde etmeye çalıştı. Kimi kastettiğimi çok iyi anlıyorsunuz. Ben adını anmak istemiyorum artık burada. Yani bakın bir saldırı olmuş, terör saldırısı olmuş. 97 vatandaşımız hayatını kaybetmiş ama teröre terör diyemeyenler, teröriste terörist diyemeyenler, terör örgütüne terör örgütü diyemeyenler çıkıp meydanlarda bir şekilde bundan bir şey çıkartmaya çalışıyorlar. Kusura bakmasınlar. Bu iş böyle ucuz değil. Efendim devletin suçlanması tabii söz konusu oldu. Evet. Artı yine bu konuda açıklama yapan siyasi parti lideri, ben siz söylemediniz ama ben kamuoyu bildiği için söylüyorum. HDP Genel Başkanı, eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş. Hatta geçen akşam Amerika Birleşik Devletleri'nde faaliyet gösteren bir TV kanalında da yine buna benzer ifadeler kullanıldığı gibi tabii siz hükümet olarak devletin temsilcisisiniz, evet, bir bireysiniz. Şu anki bir seçim hükümetinin, evet, üyesisiniz, evet, kabinenin üyesisiniz. Efendim devlet artık hani seri
bir cinayet işlemeye başladı. Seri katil gibi daha ağır bir ifade kullanıldı. Siz de devletin bakanısınız. Bu konuda kamuoyunu bakın, tabii başbakan bilgilendirdi ama siz daha geniş katmanlı neler söylemek istersiniz? Bu anlamda Sayın Başbakanımız zaten çok sert bir cevabı kendisine hatırlarsanız pazartesi günkü yayınında canlı yayında söyledi. Bizim Bakanlar Kurulu için Ankara'da olduğumuz gün Bakanlar Kurulu öncesi yapılan canlı yayını dile getirdiler. Ama şunu daha söylüyorum. Yani dile getirilen bu iddia, sen önce çıkacaksın teröriste terörist diyeceksin. Terör örgütüne terör örgütü diyeceksin ve terörü terör diyeceksin. Ya Allah aşkına ben fikri yapısını, yaklaşımını ve siyasetini anlamakta gerçekten zorlanıyorum. Bir insanın bir insanı öldürmesini ve bunu sistematik şekilde bile devlet sistemi içerisinde yapmasını dile getiriyor ve bu siyasetçi devleti yönetmeye talip. Bu nasıl bir çelişkidir? Yani geçmişle alakalı nasıl bir tecrübesi var? Ne demekti? Yani Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin hükümeti, başbakanı, cumhurbaşkanı, bakanları kendi vatandaşlarını öldürmekle suçluyor. Bu hadsizliktir. Edepsizliktir. Yani bu kelimeleri kullanmak zorunda bırakıyor. Hele çıkıp yabancı kanallara bunu konuşuyor. Önce gidecek, kendisinin yaptığı, partisinin organize ettiği Avrupa'daki toplantılara Türk bayrağını koymayı öğrenecek. Önce onu, bayrağımızı çekmeyi bilecek. Önce buna bir cevap versin. Yani böyle bir şey olabilir mi ya? Biz terörden, şiddetten kaçan 2,5 milyon Suriyeli vatandaşı, kardeşimizi Türkiye'de misafir edeceğiz. Ama gideceğiz kendi vatandaşımıza. Ya benim aklım hafızam almıyor. Bunu dile getiren kişinin de herhalde dünya bakışında, anlayışında, algısında bir sıkıntı var. Yani Sayın Demirtaş bunları nereden söylüyor ben anlamıyorum. Gelsin de açıklasın bakalım. Bir ortaya koysun. Kendisinin partisinin milletvekili ya da Haziran seçimlerinden sonra seçilen milletvekili silah konusunu ağzına aldığı zaman o pardon deyince önemli değil deniyor. Böyle bir şey olabilir. Allah aşkına hatırlayalım. Çıktı bir tanesi ne dedi? Sizi buradan kovacağız. Sizi buradan göndereceğiz. Boğacağız. Bu milletvekiliydi. Bu nasıl bir şeydir? Belediye başkanı. Kendi partisinden seçilmiş belediye başkanı. Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin bölünmesinin parçalanmasıyla ilgili açıklamalar yapıyor. Sen belediye başkanısın ya. Ha bir de üstüne üstlük yurt dışından gelmişsin. Seni getirmişler. Belediye başkanı yapmışlar. Türkiye'nin gerçeklerinden de bir habersin. Ne olduğunu da bilmiyorsun. Öyle konuşuyorsun. E şimdi o sözlerin hesabını adalet önünde verecek. Ama yani şimdi bakın insanı hakikaten zorlayan insanın ve sorumluluk makamında olan kişilerin yaptığı açıklamalara yakışmayacak açıklamalar yapılıyor. Bunlar olacak şeyler değil. Biz vatandaşlarımızın acısını yüreğimizde hissederken onların ölümüne sebep olan faillerin, teröristlerin bulunması için çabalarken yönetmekten sorumlu olduğumuz devleti en iyi şekilde bu konuda yönlendirmeye çalışırken ben size bir örnek daha vereyim. Sağlık Bakanımız bu konuyla alakalı briefingi de verdi. Numan Bey de zaten Bakanlar Kurulu toplantısından sonra açıklama yaptığı için ben burada söylemekte bir sıkıntı görmüyorum. Bakın saldırıdan sonra hastanenin önünde, numune hastanesinin önünde Ankara'da hatırlarsanız kanla ilgili bir şey oldu. Evet. Kan vermeyen kan eksiği var diye. Bakın nereden bir böyle bir şey yok. Bizim kan eksiğimiz yok. Biz zaten AK Parti hükümetleri olarak 2002'den sonra iş başına geldiğimizde en öncelikli konularımızdan birisi bunu çözmekti. Hatırlayın, Sayın Cumhurbaşkanımızın en önce dile getirdiği konulardan birisi buydu. Hastanelerde kan eksiği görmek ve bunlar yapıldı. Çıkmış orada birisi, şimdi ben kim olduğunu söylemeyeceğim, o Sağlık Bakanlığımızın şeyinde, kan ihtiyacı var diye megafonla anons yapıyor. Sağlık çalışanları diyor ki ihtiyacımız yok, burayı boşaltın ama oraya bir yığılma oluyor. Bu nasıl bir şeydir? Orada patlamadan sonra, o saldırıdan sonra oradaki bazı kişiler emniyet güçlerimize saldırdı. Oranın güvenliği ve yardım için giden emniyet güçlerimize. Ambulans gelmedi diye bir şeyler ortaya atıldı. Ambulansların girmesi yasaklandı diyor. Bunlar nasıl şeylerdir? Allah aşkına ben anlayamıyorum. Bunlar nasıl provokasyonlardır? Bunlar neye hizmet etmeye çalışıyorlar? Bunlar nasıl bir zihniyettir? Ve bunları alıp da tabii yani olay sonrası manipülasyon tarzı hareketler yapıldı diyorsunuz. Yapıldı tabii.
Yani bu anlamda ortaya konan çok acı örnekler oldu. Ha şu anda artık bunları yapamıyorlar. Bunlar gitti. Bunlar yapamıyor bu işi. Bunlar söyleyemiyorlar. Çünkü bakın tekrar söylüyorum. Ya ölenler bizim vatandaşımız, bizim kardeşimiz. Ya fikri, düşüncesi, siyasi partisi farklı olabilir. Benden farklıdır. Benim düşüncemden, sizin düşüncenizden farklıdır. Bu ayrı bir şey. Ama bizim bu ülkedeki en önem verdiğimiz şey ne? Geçmişimizden, medeniyetimizden, anlayışımızdan, demokrasimizden. Biz ne diyoruz? Karşılıklı görüşme ve fikir alışverişiyle bu işleri çözeriz. Bakın, 1290 kilometre sınırımız var Suriye ve Irak'la. Şu anda komşumuz olan Suriye ve Irak fiilen yönetilemez durumda. Evet, devlet otoritesi kalmadı. Devlet otoritesinin ciddi anlamda sıkıntıya girmiş oldu. Hatta bazı yerlerde olmadığı bir iki ülkeden bahsediyoruz. Şimdi bakın, bu anlamda biz sınırımızdaki, hatırlayın yaşanan şeyi, mülteci akınını, yani 2,5 milyon Suriyeli'yi biz Türkiye'de misafir edeceğiz. Buna muktedir olacak bu devlet, bunu yapacak. Ama kendi vatandaşını öldür, bu hakikaten abesten iştigaldir. Tabii bir algı operasyonu var gibi. Burada bir yandan IŞİD terör örgütüyle AK Parti'yi yan yana getirmek, diğer taraftan sivil toplum kuruluşlarının barış eylemini bir HDP'ye destek mitingi şeklinde lanse ederek o insanları da toplumsal bir algının mağduru yaparak buradan AK Parti'ye siyaseten vurma çabası var. Evet. Ve bu, şunu söyleyeyim size. Bakın, seçim dönemindeyiz. Evet, 1 Kasım seçimlerine doğru gidiyoruz. Bundan dolayı vatandaşlarımızın içerisindeyiz, arazideyiz. Programlara çıkıyoruz, konuşmalar yapıyoruz. Ama bakın, sorumlu siyasetçinin görevi seçimle alakalı olarak her nereden olursa olsun bir şey, böyle bir şey olamaz. Bir sonuç çıkartmak olamaz. Bizim önce insani sorumluluklarımız vardır, insani vazifelerimiz vardır. Siyasi anlamda sorumluluklarımız vardır. Biz eğer millete hizmet etmek için buradayız, bu millete karşı sorumluluğumuz vardır. Onların üzerimizde hakkı var. Biz burada yönetmek için talip isek, hizmet için talip isek bunun gereğini yapmamız gerekir. Yani yapılan hunharca bir saldırıdan, ya hükümete vurayım buradan, buradan seçim için bir oy çıkartmaya çalışayım, kendimi bir... Bu insanlıkla bağdaşmaz. Bu onurla bağdaşmaz. Ortaya çıktığınız duruşla bağdaşmaz. Böyle bir şey olamaz. Bunu yapamazsınız. Yani bundan medet umuyorsanız eğer, ben size ne söyleyeyim? Yani buradan çıkıp Sayın Cumhurbaşkanımıza bir şekilde bir saldırıyı gerçekleştirmeye çalışmak, onun bu anlamdaki duruşunu farklı noktalara çekmeye çalışmak, bu nasıl bir şeydir? Yani ülkenin cumhurbaşkanı vatandaşının ölümünden nasıl böyle bir şey olabilir ya? Böyle bir şey olamaz çok, ya. Çok zorlama bir yorum tabii ki. Yani ama efendim hani tabii 7 Haziran seçimlerinden sonra tekrar hükümet kurulamayınca biz tekrar seçime karar aldık ve 1 Kasım'da seçime gidiyoruz. 7 Haziran'a kadar terör eylemleri, ki bunu sizler de aslında defaatle cevapladınız ama tek tek terör varken, çok sesini çıkaramazken yani birden artması, PKK'nın saldırmazlığı bozdum diyerek bozması, IŞİD'in bir anda Suruç katliamının onun yaptığına dair şu anda iddialar var. Hatta bu katliamı da IŞİD'in yapma olasılığı yüksek. Yani tam sizlerden ve devletten, hükümetten kesin bir resmi açıklama gelmedi ama ihtimaller yüksek. IŞİD'in Türkiye'de bu terör eylemlerini planlıyor olması, PKK'nın aşırı bir şekilde silahlı bir terör eylemleriyle sürekli doğuda polislerimiz, askerimiz şehit etmesi. Bunun arkasında olan ne? Yani HDP bugün mecliste yer alırken ve HDP'yi destekliyoruz diye Kandil ve diğer onun benzeri yerlerden açıklama gelirken, PKK ve HDP arasında bir doku ilişkisi ortadayken, 80 milletvekili varken bu olay niçin böyle olmuş olabilir sizce? Bakın, şunu iyi bir görmemiz gerekiyor bir kere. Biz 7 Haziran seçimlerini dile getirdiğiniz için söylüyorum. 7 Haziran seçimleri öncesinde hatırlayın, biz burada sizinle de program yaptık. Ve çözüm süreciyle ilgili olarak ortaya nelerin konduğunu, nasıl bir süreç olduğunu tek konuştuk. Bakın, bir şeyi tüm vatandaşlarımızla açık yüreklilikle paylaşmamız gerekiyor. Biz
var olan bir terör sorununu çözmek için Cumhurbaşkanımızın başbakanlığı zamanında, hatırlayın, o zaman ne diyordu herkes? Bunu ancak Tayyip Erdoğan yapar diyordu. Bu adımı ancak Tayyip Erdoğan atabilir diyordu. Başbakanımız o zaman, Cumhurbaşkanımız atabilir diyordu. Bakın burada kurallar çerçevesinde ortaya konmuş bir yol izlenilmeye çalışıldı ve sabredildi. Sabır gösterildi. Nedendi? Terk edin. Gidin. Buradaki eylemleriniz artık bitmiştir. Silahlarınızı bırakın, sınırlarını terk edin. Yani. Terk edin. Bu sözler verildi, tutulmadı, verildi, tutulmadı. Bir sabır gösterildi. Bir süreçtir. Burada bir sabır ortaya kondu. O dönem içerisinde herhangi bir şekilde tamam bir eylem anlamında bir şey olmadı. Ama biz hep tetikteydik. Yani devletin güvenlik güçleri her zaman hazır bekler. Ama aksiyon olduğu zaman siz buna tabii ki devletin en kudretli şekilde cevap verir. Bakın neden diyorsunuz? Suruç saldırısı sadece DH değil orada. DH, DHKPC, PKK, bütün bu terör örgütlerinin içerisinde olduğu bir kolektif çalışma, bir şey var gibi. Biz yani bunları daha önce konuşmuştuk. Fakat bakın şunu ortaya koymamız gerekiyor. Ne zaman başladı bunlar? Bakın 20 Temmuz'da iki tane polisimiz Urfa'da evinde uyurken şehit edildikten sonra ve ne düşünüldü biliyor musunuz? 7 Haziran seçimlerinden sonra. O zaman müzakereler devam ediyordu. Bir koalisyon hükümeti kurulabilir mi, kurulamaz mı noktasında. Ha, zayıflamış bir irade var burada. Biz buradan istediğimiz şekilde bir şey yaparız. Peki bir şey soracağım. Polisiniz evinde şehit edildiği zaman devlet ne refleks gösterecek? Gidecek onu yapanı tabii ki gerektiği şekilde cezalandıracak. Eğer alabiliyorsa onu alacak, adalete teslim edecek. Kendisine karşı mukavemet gösterir, ateş ederse de bunun cevabı bellidir. Yani devleti kendini eş muhatap görüyor bir çatışmasızlık ortamında. Efendim Suruç'ta bomba patladı, ben iki polisi öldüreyim ki devletin cezasını böyle keseyim. Anlayışı mı vermeye çalışıyordu? Artık onların ne anlayışına girdiklerini bakın. Bir terör örgütünün mantık içerisinde hareket etmesi veya bunun gibi bir şey zaten adı üstünde terör örgütü. Anlatabiliyor muyum? Dolayısıyla yani neden gidip o iki tane polisimize, o beni ilgilendirmiyor Fatih Bey. Benim önemli olan şeyim şu. Benim devletimin polisi evinde şehit edildiyse devlet bunun cevabını verir. Evet. Biz onun cevabını verdik. Bitti. Cevap veremez diye düşünenler vardı ise o cevabı aldılar. Ve bir şunu da söyleyelim. Bakın biz silah doğrultana her zaman bu devlet güvenlik güçleriyle, polisiyle, askeriyle birlik içerisinde cevap vermiştir. Ve verecektir. Bundan kimsenin de herhangi bir şekilde şüphesi olmasın. Ama şimdi ben şu çelişkiyi anlayamıyorum. Bazı siyasiler, hatırlayın, sabredildiği zaman çözüm süreci içerisindeyken niye bunu yapıyorsunuz diyordu. Ve diyorduk ki belli bir şeyi çözmek için bu şey yapılıyor. Devlet otoritesine karşı, kamu düzenine karşı gelebilecek bir saldırı yaptıktan sonra da devletin en kudretli gücünü gösterdiğiniz zaman bu sefer niye gücünü gösteriyorsun diyor. Ama orada Sayın Bakanım 7 Haziran'a atıf yapılıyor. Yani seçim bu şekilde bittikten sonra, evet, AK Parti tek başına iktidarı kaybettikten sonra AK Parti bir takım uygulamalarla şahinleşmeye başladı. Bu şahinleşmenin sonucunda bir bölüm MHP'nin oylarına talip olurken, diğer bölümüyle de HDP'ye giden, özellikle Beyaz Türkler diye ifade edilen ve AK Parti iktidardan düşsün de oylar kime giderse gitsin denilen kesimin oylarında yeniden işte CHP'ye döndürerek HDP'nin meclis dışında kalıp tek başına iktidar için tüm bunların yapıldığı konuşuluyor. Erdem Bey bakın ben size bir şey söyleyeyim. Ben şu anda sizin programınızda bir siyasetçi olarak bulunuyorum ama aynı zamanda hükümetin bir üyesiyim. Evet. Hiçbir, bakın biraz evvel siz de getirdiniz. Ne olursa olsun AK Parti görevde olmasın, gitsin diye düşünenler var. Vardı ve var. Evet. Biz böyle hiçbir zaman siyasete böyle bakmadık. Şu veya bu gitsin de ülkeye ne olursa olsun. Böyle bir şey olamaz. Eğer biz burada sorumlu insanlar olarak oturuyorsak, görevimizin başındaysak, bakın hiçbir siyasi
başarı. Böyle diyorlar ya, başarı elde etmeye çalışıyorsunuz. Veya hiçbir siyasi getiri bir insanın hayatından önemli olamaz. AK Parti ve hiçbir üyesi böyle bir şeyi, hele kurucu genel başkanı, cumhurbaşkanımız, başbakanımız, böyle bir düşünce içerisinde olmak gibi bir şey. Ya bu düşünce yapısı zaten bizde yok ki. Yani Allah aşkına kim buna inanır ya? Yani evlatlarımızı, bu ülkenin vatandaşları ölecek ve siyaseten biz bundan bir şey kazanacağız. Böyle şey olmaz. Böyle bu düşünceye girenler ve bizi buna suçlayanlar da bir aynaya baksınlar. İnsanlıkları nasıl acaba? Yani bunu düşünebilmek bile benim zihnime girmiyor. Algılayamıyorum ben bunu. Yani bizim tek bir şeyimiz var. Milli iradenin verdiği yetki. Bunun dışında bizim bir düşüncemiz yok. Ama biz her zaman milli iradenin verdiği yetkiye karşı saygılı olduk. Her zaman onun gereğini yapmaya çalıştık. Yani 7 Haziran seçimlerinden sonra %41 oy aldık. Birinci parti biziz. Biz birinci parti olarak çıktık seçimden, 7 Haziran seçimlerinden. Ve üst sorumluluk bize verildi. En üst sorumluluk bize verildi. Allah aşkına iki muhalefet partisinin ortak oyu bizim kadar oluyordu yine. Yani bunu da görmek lazım. %13 alanlar sanki ülkede tek başına iktidar olmuş gibi bir takım havalara girdiler. Neler konuştular? Ya bunları hatırlayalım. Diğer tarafta da birisi sürekli hayır diyor. Şimdi efendim bu sözünüzden yola çıkarak bir soru da ben yönelteyim ki belki vereceğiniz cevapların içerisinde onu eklemek istersiniz. Tabii muhalefetin terör olaylarından sonra takıldığı tutum biraz farklılaştı. Hatta siz de son günlerde bu Samsun milletvekili aynı zamanda adayı olduğunuz için çeşitli yerlerde açıklamalarda bulunuyorsunuz, konuşmalar yapıyorsunuz. Sayın Kılıçdaroğlu'nun bombalama olayının ardından yaptığı açıklama kamuoyunca normal, iyi bir açıklama olarak gözlendi. İlk. Evet, iyi açıklama. Sayın Başbakan'la yaptığı görüşmenin ardından açıklamalar yaptı. İki bakanı istifaya çağırdı. Siz de onları eleştirdiniz. Yine kabinenin bir üyesi olarak diğer bakan arkadaşlarınıza da bir nevi sahip çıkmış oldunuz bu olayla ilgili. MHP'nin ise hem Davutoğlu'na hem Kılıçdaroğlu'na hayır demesi, bu görüşmelere de katılmaması, önceki koalisyon görüşmelerine hayır olayının devamı gibi algılandı kamuoyunda. HDP'yi başbakan muhatap olarak görmek istemedi. Çünkü açıklamalarını çok devlet suçlayıcı bir tutum olarak Sayın gördü. Sayın Demirtaş'ın yaptığı açıklamalarda devleti suçladı. Peki efendim Kılıçdaroğlu'nu ve Sayın Bahçeli'yi ve bu süreçte başbakanın niyeti neydi ki diğer liderlerle hani bu olayı konuşalım, bir yere getirelim. Siz de kabinenin bir üyesi olarak konuyu bir değerlendirir misiniz? Yani tabii Sayın Başbakanımızın bu noktada yaptığı açıklamalarda da zaten bu ortadır. Sayın Başbakanımız ülkenin yönetim sorumluluğunu üstlenmiş olan parlamentoda temsil edilen siyasi partilerin genel başkanlarıyla bir araya gelerek bir birliktelik ve beraberlik çağrısını yapmak için bu anlamda çağrısını yaptı ve bu anlamda çalışmalarını ortaya koydu. İlk anda Sayın Kılıçdaroğlu'nun yaptığı açıklamalar sükunetli açıklamalar idi. Fakat Sayın Demirtaş'ın ortaya koyduğu kelimelerden sonra zaten kendisiyle oturup bu konuyu görüşmek gibi bir şey olamaz. Yani olaya nasıl bir yaklaşım sergilediği ortadaydı. O tamamen farklı bir yerde duruyor. Yani nerede durduğunu da anlamak mümkün değil. Yani İnsan bu olayda siyasi, 1 Kasım siyasi malzemesi mi yapıldı? Yapıldı tabii. Yani yapılmaya çalışıldı. Öyle diyeyim daha doğrusu. Yapılamadı. Yapılmaya çalışıldı. Ve bu anlamda buna izin verilmedi. Bu milletimiz buna izin vermedi. Gösterdiği sağduyuyla buna izin vermedi. Bakın ama Sayın Kılıçdaroğlu da başbakanımızla yaptığı görüşmeden sonra kameraların karşısına geçip içerideki görüşmeyle ilgili yaptığı açıklamalar, ondan sonra başbakanımız yaptı açıklamalar. Hatırlayın. Yani şimdi bakın, bakan arkadaşlarımızla ilgili konuyu gündeme getirdiniz. Bakan arkadaşlarımız tarafsız olarak bürokrasiden atanmış bakanlar her ikisi. Yani Sayın Kılıçdaroğlu'nun dile getirdiği bakanlar açısından söylüyorum. İçişleri ve Adalet Bakanımız. Onlar şu anda zaten her ikisi de bürokrasiden gelen, politikadan gelmeyen kişiler. Anayasal gereklilik olarak şu anda siyasi bir siyasi partiden gelmeyen, bürokrasiden gelen, tarafsız olarak görev yapan bakanlar olarak görev yapıyorlar şu anda. Ve şunu da tabii söylemek gerekiyor. Ben dediğim gibi herhangi bir polemik çıkartmak istemiyorum bundan ama
siyasilerin seçim zamanları veya öncesinde ortaya koymuş oldukları vaatlerinin önce gereğini yerine getirmeleri gerekir ki daha sonra görev başında ülke yönetmekle sorumlu olan kişilere de herhangi bir şekilde bir eleştiri getirsinler. Yani şu anlamda söylüyorum. Seçim vaadi olarak ortaya koyduğunuz bazı iddiaları, vaatleri siz seçim sonrası unutu yerine getirmezseniz o zaman bu yaptığınız çağrı havada kalır. Yani bunu bir örneklendirebilir miyiz Sayın Bakanım? 7 Haziran seçimlerinde %35 alamazsa bırakırım demişti. Heh, örneklendirme bu. Kendisi istifa etmediği için başkasını veyahut da işte bakanı istifa etmeye hakkı yok. Evet. Ama Sayın Kılıçdaroğlu'nun tarafında şöyle bir açıklaması var. Sayın Davutoğlu da ben iktidar olamazsam gibi ama öyle değildi herhalde aslında. Sayın Başbakanımız birinci parti olarak seçimden çıkamazsam dedi. Ve birinci parti olarak biz seçimden çıktık. İşte bunun içinde siyasi partiler etik tabii yasası gibi bir yasa veya bir uygulama Erdem Bey, veya bunun... bir... Aslında bunun bir yasaya bir şeye gereği yok. Bunun Avrupa'da örnekleri var. Biz burada konuştuk. Hatırlayın 7 Haziran seçimleri öncesi bunu burada konuştuk. İşte İngiltere örneği yaşanmıştı en yakın taze zaman o zaman. Bir sürü şeyler böyle yaşanıyor Avrupa'da. Yani Schröder'in örneği ortada. Daha ben bu konuda bir şey söylemek istemiyorum. Yani bu tabii sadece Cumhuriyet Halk Partisi'nde değil. Aynı zamanda Milliyetçi Hareket Partisi'nin genel başkanı için de geçerli olan bir şey. Yani bunlar hazır artık... Hazır onlara girmişken Sayın Bakanım... İki partide yani gerek Cumhuriyet Halk Partisi gerek Milliyetçi Hareket Partisi liderleri, milletvekili adaylarının söylediği bir şey var. Bize 7 Haziran sonrasında millet bir koalisyon hükümeti kurun dedi. Hı hı. Ama AK Parti süreci oyalayarak yeniden seçime gidip tek başına iktidar olabilmek umuduyla bizleri oyaladı. Bize koalisyon kurma teklifi dahi yapmadı şeklinde ifadeler var. Teklif etmediniz mi? Şimdi bakın Erdem Bey, biz 8 Haziran günü, 7 Haziran seçimlerinden sonraki gün Ankara'da MYK ve Bakanlar Kurulu olarak bir araya geldik ve seçim sonuçlarının değerlendirmesini yaptık. Sayın Başbakanımız o zaman da ortaya koyduğu bir açıklama oldu ve duruş vardı. Bakın biz 7 Haziran akşamı çıkıp da hiçbir şekilde koalisyon yapmıyoruz. Seçimse seçim demedik. Bunu söyleyen Sayın Bahçeli'ydi. İlk akşam, 7 Haziran akşamı da sandıkların hepsinin sonucu çıkmadan seçimse seçim ne zamansa o zaman dedi. Koalisyon falan yok. Kapıyı kapattı. HDP asla AK Parti ile bizim bir şeyimiz olamaz dedi. Kapattı. Bir Cumhuriyet Halk Partisi biraz işte bakalım edelim şeyinde kaldı. Onun da vardı açıklaması buna benzer. Yani ona hatırladığım benzer kadarıyla şey. Hani tabii size kaynak olarak halk AK Parti iktidarını istemiyor. Evet, istemiyor. Halk %30, %60 bloku istiyor. Blok siyaseti anlamında yapacak. Oraya gelecektim şimdi şeyden sonra. Evet. Şimdi o zaman ne yapıldı? Bir takım Sayın Başbakanımızın ziyaretleri gündeme geldi. Ve Sayın Başbakanımız o ziyaretleri yaptığı esnada zaten bu açıklama geldi. Evet. Onun için orada şey yapacaktım onu. O sırada da böyle bir açıklama geldi ve meclis başkanlığı seçimiyle alakalı olarak. Hı-hı. Hatırlayın. Hı-hı. Yani biz burada AK Parti olarak milletvekillerimizle alakalı görüştük. Dedik ki İsmet Bey'i biz meclis başkan adayımız olarak çıkartıyoruz ve arkasında duruyoruz. Başka bir şey de herhangi bir şekilde yok. Biz adayımızın arkasında durduk ve 258 milletvekiliyle Sayın İsmet Yılmaz'ı meclis başkanı seçtik. %41 almış olan, en üst oy almış olan birinci siyasi parti olarak. O anlamda blok dendi. Nasıl bir blok? Yani blok siyaseti mi yapacağız şimdi? O zaman oraya mı giriyoruz yani? Blok siyaseti ne demek? Blok diyorsunuz. Bahçeli diyor ki MHP genel başkanı olarak ben HDP'nin durduğu hiçbir yerde durmam. Hiçbir şekilde yanıma yanaşmayın. Sayın Kılıçdaroğlu kendisinde olmayan bir yetkiyle hükümet kurma şeyleri yapıyor, önerileri yapıyor. Biliyorsunuz Türkiye Cumhuriyeti Anayasası'na göre hükümeti kurma görevini vermek Sayın Cumhurbaşkanımızın yetkisindedir. O da hükümeti kurmak görevini Genel Başkanımız Sayın Ahmet Davutoğlu'na vermişti. Ama o ara Sayın Kılıçdaroğlu'nun ekmesi çıktı. Hükümet kurma senaryoları üzerinde kendisi bir yetkilendirilmiş kişiymiş gibi bir şeyler söyledi. Her şeye hayır diyen bir tarafta bir Bahçeli var. Sayın Bahçeli var. Her şeye hayır dedi. En son
Bombalamadan, bombalama olayından sonraki görüşme talebine de hayır dedi. Sayın Kılıçdaroğlu'nun da görüşme talebine hayır dedi. Yani ben artık bir şey demiyorum bu konuda. Yalnız orada şöyle bir mantık yok mu? Konuyu dağıtıyoruz belki ama Sayın Bakanım. MHP'nin şöyle bir açıklaması oluyor. Hani biz Sayın Kılıçdaroğlu'nun görüşme talebine hayır dedik ama Sayın Kılıçdaroğlu hangi sıfatla bizimle görüşme talebinde bulundu? Burada bir mantık yok mu efendim? O zaman Sayın Başbakanımızla olan görüşme talebini... Hayır bakın ona, ona evet demeyen bir parti Kılıçdaroğlu'na hayır demesi çok doğal. Onu anlatmaya çalışıyorum. Yani bilemiyorum. Şimdi başbakan yani, bir başbakan bakın, sıfatıyla bu daveti yapıyor. Eyvallah ama Sayın Başbakanımızın da koalisyon görüşmeleri esnasındaki son ziyaretinde bir şey oldu. İyi ki de şey yaptı da bari çayı hayır demedi. Yani çay içebildik. Bu anlamda bunu dile getiriyorum. Ya bakın gerçekten biz elimizden bir 7 Haziran'da vatandaşımızın söylediğini biz gördük. Bize söylenen belliydi. Siz Türkiye'yi yönetmekle en üst anlamda sorumlusunuz. Biz sizin bu noktada bu işte birinci sorumlu olmanızı istiyoruz ama bu sefer yanınıza birisini alacaksınız dedi. Biz o birisini aradık. Biz o birisiyle görüşmeye çalıştık. Ama öyle noktalara gelindi ki. Evet. Yani öyle bir tıkanma noktasına gelindi ki yapacak bir şeyiniz kalmıyor o zaman. Ne yapalım? Yani zorla da olmaz. Yani biz bir şeye karşı fedakarlık gösteriyoruz, tamam diyoruz ama ilkeli duruşumuzdan da biz vazgeçecek değiliz. Çünkü bize de %41 oy vermiş bir halk var. Ve bizim ilkelerimize, duruşumuza oy vermiş bir halk var. Onun da hukukunu korumakla görevliyiz. Bu anlamda tabii ki belli noktalarda siz belli şeylerden vazgeçebilirsiniz. Siyasi bir takım orta yolları bulabilmek için. Ama omurgasından, işin omurgasından asla vazgeçemezsiniz. Şimdi 1 Kasım'da seçime gidiyoruz. Çok fazla bir süre geçmedi. Benzer sonuçlar çıkarsa... ne olacak Türkiye'nin hali? Yeniden seçime mi gideceğiz? Vallahi alışalım efendim, mı biz, 3 ayda, biz, 4 ayda? Biz şu, anda, biz şu anda 1 Kasım seçimlerine doğru gidiyoruz. Oradan çıkacak sonucun da bizim düşüncemiz, bizim tekrar tek başımıza hükümeti kurabileceğimiz bir oyu alabileceğimiz noktasında, vatandaşımızın böyle bir tercihte bulunacağı noktasında. Onun için bizim düşüncemiz o şu anda. Ona göre çalışıyoruz. Onun için 1 Kasım seçimlerinden sonra çıkacak tablo. Biz inanıyoruz ki bizim tek başımıza iktidar olarak tekrar görev başında olacağımızı ortaya koyacak bir sonuç olacak. Şimdi efendim sizin 7 Haziran öncesi sizinle yine program yaptık. Hı hı. O programdan sonra uzun zaman 3 ay 4 ay geçti. Sizi tekrar stüdyomuzda konuk ediyoruz. Siz efendim 258 milletvekili çıkarmıştı partiniz AK Parti. 18 milletvekiliyle siz tek başına iktidarı kurma sayısal çoğunluğunu kaybetmiş oldunuz. 18 milletvekili ama 22 ilde ise kıl bayı kaybettiğiniz milletvekilleri var. Mesela en yakın örneği kendi iliniz. Samsun'da 490 gibi bir küçük bir oy farkıyla 6. milletvekilini kaybettiniz. Ve sağınızdaki, solunuzdaki illerde hep bunu kaybettiniz. Ordu'da 4000 küsür, Giresun'da 1330, işte Bayburt'ta 870, Gümüşhane böyle. Yani çok çok küçük oylarla, kıl payı oylarla bir hesaplama Orta yapmıştık. Orta Anadolu'daki... Evet, bir hesaplama yaptık efendim. 23 milletvekilliğini 8000 ve altında oylarla kaybetmişsiniz ilde dağılımında. Şimdi AK Parti soru uzun olacak. CHP, HDP geçen oyunu alırsa %38 yapıyor. CHP, MHP toplasanız AK Parti'nin aldığı oy oranına ancak ulaşabiliyor. CHP ve MHP. Bunu belki kamuoyu bu şekilde bakmadı. Ve tersinden okuma yaparsak, hani AK Parti'ye halkın %60'ı hayır dedi. Ama tersinden bakmaya devam ediyorum. CHP de %75'i hayır dedi. Aynen. Hani bunu tersten bakarak söylüyorum. Şimdi sizin 18 milletvekili ihtiyacınız var. En az sayıda hükümet kurabilme niyetiyle. Ve sizi çok daha rahat görüyorum aslında. Yani gerek çalışmalarınızda gerek yani o tedirginlik yok AK Parti'de. Bir rahatlık var. O şeyi almış yani tek başına hükümeti kurma şeyini almış. Sizin tahmininiz nedir efendim? Çünkü son 10 günde bu tahminler verilemiyor. Hı hı. Hem milletvekili sayısal olarak hem de oran olarak aşağı yukarı nedir efendim? Şimdi tabii Fatih Bey siz güzel bir özetleme yaptınız oy oranları, evet. Milletvekilleri sayıları ilgili ama... Araştırmacı olduğum için istatistik olarak koyuyorum. Şimdi şunu düşünmemiz lazım ve görmemiz gerekiyor. Bizim şu andaki görevimiz 7 Haziran seçimlerinde biz neden tek başımıza iktidar olamadık? Bunun analizlerini yaptıktan sonra bu seçimde neleri yapmalıyız ki aynı sonuçla karşılaşmayalım? Bir, bunu masaya koyduk. İki,
teknik anlamda, yani teknikten kastım şu. Oy verme işlemi esnasında ve sonrasında seçimin teknik yanıyla alakalı bir eksikliğimiz var mıydı acaba? Onu da araştırdık. Yani şunu kastediyorum. Sandıkta ne yaşandı? Oy verme esnasında, oy vermeden sonra, itirazlar noktasında itiraz edilmesi gereken ve edilmesi gereken. Burada ne oldu? Yani sandık görevi. Bakın AK Parti'nin en kuvvetli olduğu yanlardan birisi teşkilatının sandık başındaki ortaya koymuş olduğu çalışmadır. Ve organize oluşu. Ve organizasyon. Evet. Biz, ki birinci sorumluluk üst yönetimdedir her zaman. Biz demek ki burada 7 Haziran'da başta bizler olmak üzere bir eksiklik ortaya koyduk. Bunu gidermek için ne yapmalıyız, ne etmeliyiz bunu çalıştık. Başarı anda, yorgunluğu var yani. Nasıl? Başarı yorgunluğunuz vardı. Başarı yani. Yorgunluğu demeyelim ama yaptığımız demek ki bir eksik vardı. Evet. Çünkü açık ve seçik olarak şunu görmeliyiz ki daha önceki seçimlerdeki sandık başındaki performansımızla 7 Haziran seçimlerinde sandık başındaki performansımız aynı değildi. Bunu biz öz eleştiri olarak ortaya koymalıyız. Bunu yaptıktan sonra nasıl bunun doğrusuna ulaşırız? Bu anlamda şu anda sandık başı görevlilerimizle görüşmelerimiz oluyor. Çalışmalarımız var, eğitim çalışmalarımız var. Teşkilatımız bu anlamda yeni çalışmalar yapıyor. Tekrar bunlar anlatılıyor. Çünkü bakın, o Samsun'da dediğiniz 490 oy. Bize bir milletvekilliğini kaybettiren ama başka bir partiyle bizim partimizin aynı anda evet mühürü yemiş olan oy sayısı da 3500. Cevap burada. Buna mukabil tabii geçersiz oy sayısı da Samsun'da 17 bin civarında sandıktaki şey. Demek ki burada ciddi manada bir çalışma yapmamız gerekiyor. Ve bunu sağladıktan sonra ben inanıyorum ki biz yine eski performansımızı ortaya koyduğumuzda bu şeye ulaşacağız. Yani tabii ki sandıklara sahip çıkmamız gerekiyor. Bu bizim görevimiz siyasi parti olarak, çünkü biz oradan alacağımız sonuçtan başarıyı elde etmeye talip olduğumuz için bunu yapmamız gerekiyor. Bu çalışma yapıyor. Ama diğer taraftan şunu görüyoruz. Biz 13 yıldır yaptığımız çalışmalar içerisinde vaat ettiklerimizi gerçekleştiren bir partiyiz. Bunlar da hem anlatıldı hem ortaya kondu. Ama şimdi ortaya koyduklarımızla beraber koyacaklarımızı da tekrar anlatıyoruz, dile getiriyoruz. Bunun da seçmende, vatandaşta bir karşılığı olduğunu ben arazide şahsen Samsun'da görüyorum. Ve bunu şöyle, yani siz sakin derken ve şey derken biz milletimize güveniyoruz. Ve milletimizin vereceği kararın her zaman başımızın üstünde yeri olduğunu düşündüğümüz için ve inandığımız için biz rahatız. Ama sorumluluklarımızın da bilincindeyiz ve sorumluluklarımızın gereğini yapmaktan da asla geri durmayız. Görev yaptığımız süre içerisinde son ana kadar görevimizin sorumluluğu neyse onu yaparız. Sayısal bir oran verebiliyor musunuz? Sayısal bir orana ben şu anda girmek istemiyorum açıkçası. Bizim amacımız şudur. Biz 7 Haziran seçimlerinden sonra %41 civarında oy aldık. Şu andaki amacımız o oy oranımızın üstüne çıkarak Türkiye'de tek başımıza iktidar olabileceğimiz çoğunluğu yakalamak. Bu onun şöyle olur, böyle olur. Ona ben şu anda bir şey demek istemiyorum ama 276'nın üstüne çıkmak durumunda olduğumuz doğaldır ve barizdir. Sayın Bakanım, kısa bir ara verelim. Tabii. İkinci bölümde bakanlık çalışmaları, Samsun'daki hizmetler, seçim vaatleri, özellikle sizin bakanlığınızla ilgili seçim vaatleri, bunları ve ele alalım. Samsun Spor'u da unutmayalım. Tabii, Samsun Spor konusunda. Şimdi bizi izleyenler mutlaka tabii, Samsun Spor konusunda Sayın Bakanlığın muhalefetin de bir takım eleştirileri var gündeme getirdiği, onları da konuşacağız. Sevgili seyirciler, kısa bir ara veriyoruz. Tahminen 5 dakika sonra yine birlikte olacağız. Bizden ayrılmayın.